Oğlum getirme her gün şu aleti masaya. Kırıntı oluyor. Mutfaktan gelene kadar soğuyorlar hem. Allah Allah. Dün işten çıktıktan sonra nereye gittin? Neden geç geldin? Ya Melike'yle geldim biliyorum. Anne, ben kahvaltı etmeden önce sohbet etmeyi sevmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Sema teyze, Doğan çıkmadı değil mi? Aa, bu saatte ne işin var burada? Oo, sofraya bak ya. Kaynanam seviyormuş vallahi. He. Ben bu Taner'in mal varlığı hususunda bir araştırma yaptım. Evliyken de dinlediğim bazı bilgiler de vardı. Onları da ekledim. Sonra böyle güzel, kocaman bir liste yaptım. Ama sorun şu ki bu mal varlıkların hiçbiri Taner'in üzerine değil. Bu gitmiş böyle amcasından korkuyor diye. Güvendi kim varsa eşi dostu falan filan onların üzerine yapmış. Biz şimdi sen acaba ne yapsak da bu mal... Yeter! Kimse benim ekmeklerimi elleyemez. Ben kahvaltı etmeden önce kimseyle sohbet etmem. Aa, yeni yeni huylar. Kalk git bana bir çay getiriver. Hadi. Tamam, açık koyuyoruz. Günaydın, hoş geldin. Erkenden gelmişsin. Doğan var mıydı? Var var. Kaldı hala elimizde bir tane ama elini çabuk tut. Kelepir fiyata başkası kapabilir. Günaydın. Anlamıştım ben sizin aranızda bir şey olduğunu zaten. Kaçmaz benden. Geç kız içeri. Kınalı yapınacak. Geç geç. Ben şimdi ne diyordum? Heh. Bu Taner'in mal varlığı başkalarının üzerine ya. Biz seninle acaba ne yapsak da aslında bütün bu malların bu Taner'e ait olduğunu böyle kanıtlasak. Şimdi konuşmuyoruz. Ofiste konuşuyoruz böyle şeyleri. Evde değil. Kahvaltımı etmeden önce hiç değil. Aman iyi tamam canım. Ben aşk böceklerini yalnız bırakayım. Afiyet olsun. Doğan, Taner kim? Ne mal varlığı, ne diyor bu? Ya bir dava falan ya. Sonra konuşuruz. Hayır, ne istiyor ki bu Melike senden hala? Ya ben bir sabah sabah güzel bir kahvaltı edemeyecek miyim ya? Gel. Al bunları da ya. Afiyet olsun. Mantın. Takıyorsun Melike'ye kafayı. Takıntılı bir tip işte. Biliyorsun işte ilkokuldan beri peşimi bırakmıyor. Ciddiye alman gereken birisi olmadığını sen de bal gibi biliyorsun. Zekalı. Kıza ne yazdın? Abartma Melike. Ceylan öylesine takıldığın bir kız işte. Ne yapayım bunun kafa biraz kırık. İdare ediyorum ben de. Resmen saçmaladın sabah. Ben Ceylan'ın mesajını Melike'ye mi attım? O zaman Melike'nin mesajını
Ah. Sağ ol, teşekkür ettim. Abi, bizim yerde çok acil bekliyorum seni. Oğlum, saat daha 11:30'da. Kahvemi içmedim ben ya. Olsun, ben beklerim. Doğan, dur oğlum. Birlikte gidelim bari. Bana bak, neyin var senin? Kanı çekilmiş. Oğlum, fena çuvallamışsın. Çok. Ah, silemedi mi mesajları? Hemen mavi tik oldu. Sanki benden mesaj gelmesini bekliyorlardı. Hiç alttan almayacaksın. Hatta bilinçli yapmışsın gibi davranacaksın. İkisine de bak, sizin hakkınızda bunları yazabilirdim ama yazmadım. Durumu da idare etmedim diyeceksin. Ha, onlar da yiyecek öyle mi? Yemeyecekler. Ama kadın duymak ister. Senin ne yaptığını değil, onlara nasıl açıklama yaptığını. Makul, mantıklı bir açıklamadan bahsetmiyorum. Onların seveceği bir açıklamadan bahsediyorum. Duymak istediğini söyle, gerisini boş ver. Problem halledecekti zaten. Hepsi öyle mi Namık abi ya? Yani yok. Yani çoğu değil. Ceylan öyle mesela. Yani atarına falan bakma, bence Melike de zamanı geldiğinde öyle. İyi, öyle yapayım ben o zaman. Ya senin durumun nasıl? Yani Melike geldiğinden beri kafan karışık gibi yani yine. Ya, değişik bir durum Namık abi ya. Yani Allah'ın bildiğini senden niye saklayayım? Yani ne yalan söyleyeyim? Kız daha mahalleye geleli 3 gün olmadı. Yaşadığımı hissediyorum ya. Be oğlum, al karşına kızı, konuş be oğlum. Ha, niye bu kadar acı çekiyorsun? Yok abi, Melike bana bakmaz. Niyeymiş o? Onlar çok zengin. Ha, biz de fakir değiliz ama onlarınki başka bir şey. Amca. İşte Osman amcayı biliyorsun. Yani mahalleyi sevmese asla aynı apartmanda oturamayız ki biz. Onlar köşkte, yalılarda yaşarlar. Melike sadece paraya önem veren bir kız değil bence. Öyle öyle bakma sen kendini başka türlü sattığına. O alışmış bir eli yağda bir eli balda yaşamaya. Yazılımı öyle olur. Anası öyle kodlamış. Ya kızın 192 bin liralık çantası var Namık abi. Oğlum sen de zengin olabilirdin. 50 kere söyledim sana gel seni ortak yapayım diye. Para istedim mi senden? Ya geldim ben 1000 yaşıma. Ha? Benim hiç kimsem yok ki. Ne yapacağım ben bu kadar parayı? Gel ortak edeyim işte seni. Yok abi, yapamam ben. Niyeymiş o? Abi öyle bir sorumluluğa giremem Namık abi. Ben istiyorum ki ben işimi layıkıyla yapayım. Eve gittim de fişi çekeyim istiyorum ama. Yani patron olmak öyle bir şey değil ki. İster istemez eve iş getiriyorsun. Ben görüyorum seni, herkese eğlenmeye çalışıyorsun. Üzülüyorum ben sana. Benim devreler yanar abi sen. Ya ben hayatım boyunca 192 bin liralık üst başı almadım Namık abi. Hayır. Para paçamdan aksın gene almam. Aldırmam da. Bak benim 5 tane gömleğim var. 3 tane pantolonum var. Bana aslan gibi yetiyor. İnsan dünyanın ikram ettiklerinden lazım olan kadar almalı abi. Fazlası. Ama o lazım olan da insandan insana değişiyor. Yok değil aslında abi ya. Baksana doğaya. Bütün suyu kendine çekip diğer ağaçları kurutan ağaç gördün mü hiç? Hayvanlara bak. Aç açıkta kalan hayvan gördün mü? Bir bolluk varsa hep birlikte doyuyorlar. Ama bir kuraklık varsa hep birlikte ölüyorlar da işte bir insan kanaat edin. Doğan lütfen tamam, daha fazla konuşma. Bak çıkacağım bir gökdelenin tepesine. Bütün paramı böyle sokağa saçacağım, sokağa. Yeter be. Sorma, sabah sabah felsefe gitmiyor. Dur. Tamam, dur. Düzeltelim. Anneler yok mu? Yok. Feride dizi seyrediyorlar. Sen küstün müsün bana? Niye geldin? Küsüm. Belli etmiyorum.
Mesaj için özür dilerim. Bir karışıklık da oldu. Anladım o kadarını. Kız mı? Yok. Ben de kocalarıma, sevgililerime seni hep böyle anlattım. Yoksa çok pis kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar mı? Kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Hadi bir kahve yap ya, şu kapıyı da aç. Çekirdek. Çok fazla yedim. Gel şuraya otur. Gel. Şöyle bekle beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.